En lüks yatlardan limon sıkacağı gibi genel amaçlı kullanım alanına sahip tasarımları bulunan Fransız tasarımcı Philip Stark, o göz önünde olmayı pek sevmiyor. Ancak bize özel bir röportaj verdi. Sayın Philip Stark, bizimle Global Conversation'da buluştuğunuz için teşekkürler. Uzun zamandır yeni şeyler üretiyorsunuz ancak hala birçok yeni fikriniz varmış hissine kapılıyoruz. Gerçekten böyle mi? Fikir üretmek için birçok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Fakat bana sorarsanız bu bir delilik işi. Son zamanlarda gelişen beyin taramalarından da anlayabileceğimiz üzere beynimizin mimarisi, sinapsları ve kafamızın içindeki değişik oluşumlar yüzünden deli oluyorsunuz. Sanırım deliliğimin fikir ürettiği gerçeği hiçbir zaman kabul görmeyecek gibi duruyor. Gençken kendinizi ifade etmek, yaşamak, var olmak istersiniz. Bunları zamanında çok şey yaptım. Ama şu anda genç değilim. Bugüne kadar var oldum ve var olmaya devam edeceğim. Varoluşu hak etmek için size verilen görev hizmet etmektir. Pour mériter d'exister, c'est de servir. La bière, des voiliers, du cristal, du vin, du parfum, des écouteurs, des thermostats, des motos. Peki kime hizmet ediyorsunuz? Kendi kitleme. Herkesin kendine ait bir hedef kitlesi var. Herkes bir topluluğa mensup. Hiçbir zaman başkaları için düşünmemeniz gerekiyor. Kendiniz, karınız, kızınız, kızınızın annesi, arkadaşlarınız için düşünmelisiniz. O zaman pazarlamaya aykırı olarak hareket etmiş, hakikat ve dürüstlük adına bu işi icra etmiş olursunuz. Her topluluğun kendine özgü bir tasarımcısı var. Başkalarının tasarımcısı olmayı denememelisiniz. Daha önce rüyalardan ilham aldığınızı söylediniz. Bu doğru mu? Kısmen de olsa ben bir otizm hastasıyım ama sonuç olarak otistiyim yani. Bunu nasıl biliyorsunuz? Kimseyle konuşmadığınızda, başkalarını ziyaret etmediğinizde, televizyon izlemediğinizde, size anlatılanları anlamadığınızda, başkalarıyla zaman geçirmektense kendi başına kalmayı tercih ettiğinizde hasta olduğunuzu anlıyorsunuz. Hatta hastalık hakkındaki bazı önemli noktaları idrak edebiliyorsunuz. Otizm beni kendi kendine yeterli kılıyor. Dış dünyayla tamamen bağlarım kesilmiş durumda. Bu soruya cevap vermek gerekirse insanoğluna derin bir aşk ve varoluşumuza dair derin bir merak besliyorum. Peki, herkesten uzak kalarak insanoğlunun sırrını nasıl çözeceksiniz? Çünkü insanoğlu biziz. Sizin varlığınız bile bana insanla ilgili bazı noktaları kavramamı sağlıyor. Şimdi ise şuradaki sesçi arkadaşa bakacağım ve ona bakarak başka şeyler keşfedeceğim. Size toplum tarafından verilen bazı sinyaller var. Bilinçaltına gönderilen küçük sinyaller. İnsanoğlunu onlar sayesinde anlıyorsunuz. Böyle çalışmamın nedeni ayrı düşünce yapılarına sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Hakkınızda daha çok bilgi edinmek isteyen bir izleyicimizin sorusunu yönelteceğim. Buyurun. Bu soru Yannick'ten gelmiş. Bizim Yannick. Kariyeriniz boyunca hangi engellerle karşı karşıya geldiniz ve bulunduğunuz noktaya nasıl ulaştınız diye sormuş. Önünüzde bir engel yok. Buraya adım adım geliyorsunuz. İlk önce sınıfta resim yaparak başlarsınız. Hoca da çalışmadığınızdan ötürü sizi sınıftan çıkarır. Bir şey öğrenme kapasitem olmadığından dolayı hiç sınava girmedim. Bir gün hocanız yaptığınız resmi ilginç buluyor ve ilk ticari hamlenizi orada gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hocaya çizdiklerinizi verin, o da sizi rahat bıraksın. 5 yaşımdan beri çizimlerim ve icatlarım sayesinde geçiniyorum. Sonrasında bunu kademeli bir şekilde arkadaşlarınız için, daha sonra köyünüz için ve en sonunda ülkeniz için yapıyorsunuz. Dünyanın öbür ucundan biri sizi fark ediyor ve sizin yaptığınız işleri beğeniyor. Siz de devam ediyorsunuz. O yüzden dürüstlük buradaki en önemli nokta. İyi bir şey icra etmediğiniz anda bu hemen göze batıyor. Çalışmalarınızda birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu etkenlerden bazıları dürüstlük, kişisel çaba, yaratıcılık, başkalarını gözlemleme ve elinizden geldiğince bilgi edinme. Bunların hepsi bir bütün. Kısacası önünüzde hiçbir engel yok. Sizce Fransa veya Avrupa küçük bir tasarım şirketi açmak isteyen gençlere yeterli yardımda bulunuyor mu? Burada önemli olan konu tasarım değil. Tasarım yapıp yapmamaları umurumuzda değil. Size bir şey söyleyeyim.
Her şeyi her yerde yapabilirsiniz. Dachau'da veya Treblinka'daki toplama kamplarında insanlar patateslerle bir telsiz sistemi yapmışlardı. İnsanlar kaptan kaçabilmek için sistemler geliştiriyorlardı. Bir maden ocağına veya deliğe kafa üstü düştünüz diyelim. Oradan hala çıkma şansınız var. Hangi durumda olursanız olun bir şey üretebilirsiniz. Bunun heyecan verici ve güzel tarafı burada. Kolay olan bir şeyi neden yapalım ki? Bir şeyi yaratmak basit bir iş olsa evimizde otururduk. Ana akıma ait değilim cümlesi size ait. Yalnız şu anda Jet Society'ye mensup tasarımcılardan bir tanesi de sizsiniz. Size yapıştırılan bu etiket sizi rahatsız etmiyor mu? Yoksa bundan memnun musunuz? Kamuoyundaki imajınızla kişisel imajı karşılaştırmamak gerekiyor. İnsanlara bir şeyler anlatmak, ilgisini çekebilmek için medya kuruluşlarının Jet Society'ye ve kamuoyu imajına ihtiyacı var. Ancak hakkında yazdığınız insanlar gerçekte Jet Society olmayabiliyor. Gazetelere baktığımızda eşim ve beni hiçbir zaman göremezsiniz. Arada sırada aptal olmayan bir programda güzel şeylerin konuşulabileceği, yani sizin formata yakın programlarda ben ve eşime rastlayabilirsiniz. Yani sosyeteye mensup değiliz. Adeta bir keşiş gibi yaşıyoruz. Size biraz değişik gelebilir ama lüksü seven ve işinde fazlasıyla düzenli olan keşişler gibi hayatımızı sürdürüyoruz. İnsanları iki safa mı bölüyorsunuz? Bana insanları iki safa mı ayırdığımı soruyorsunuz. Kesinlikle, bundan adım gibi eminim. İnsanların beni ne kadar çok sevdiklerini görmek inanılmaz bir şey. Bazı insanlar benim tanrı olduğumu düşünüyor. Bu tamamen saçmalık. Bazı insanlarsa bana baktıktan sonra ağlamaya başlıyor. Bazıları da düğünlerine gelmezsem evlenmeyeceklerini söylüyor. Bu bir delilik. Tamamen akılsızca. Hatta fazlasıyla utanç verici. Öte yandan bazı insanlar benden çok açık bir şekilde nefret ediyor. Anlamadığım bir şekilde diğer çevre ise beni öldürmeye hazır durumda. İçinde kötülük barındırmayan birisi olduğumdan ötürü onları anlamakta zorlanıyorum. Bazı çevreler daha ılımlı davranıp sizin çelişkili biri olduğunuzu söylüyor. Ekoloji hakkında çokça yorumda bulunuyorsunuz. Ancak tasarladığınız birçok ürününüzde plastik kullanıyorsunuz. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Kendiyle çelişmeyen tek insan varsa o da benim. Bazen plastik kullanmak inekleri öldürmekten veya ağaçları kesmekten daha çevreci bir hareket. Asıl olay daha çok üretimi kiminle ve nasıl yaptığınızla ilgili. Her zaman plastiği övmüşümdür. Tabii ki yenilen plastikten bahsetmiyorum. Bugünlerde biyoplastik olarak adlandırılan bir madde sayesinde istediğim alışımı kullanıp doğayı koruyabiliyorum. Günümüzde moda olan ani yorumlardan kaçınmak gerekiyor. Des analyses rapides, des analyses un peu modeuses comme ça. Bu konuyla ilgili olarak Turgut Çırpanlı'nın size yönelttiği bir soru var. Tasarımlarınızın çevreyle ilgili veya sosyal alanlarda yaratabileceği zararları hesaplıyor musunuz? Kesinlikle. Ömrümüz bunu yapmakla geçiyor. O yüzden geçtiğimiz senelerde mobilyaların satışı yerine kiralanmasını öngörmüştük. Fakat maalesef işe yaramadı. Kimse bunu yapmaz. Kimse mobilyalarını ikinci kere taşımaz. Senelerdir plastik sonrası çağından örneklerle çalışıyorum. Petrol bitince plastik gibi konforlu bir madde dünya üzerinden yok olmuş olacak. Üçüncü dünya ülkelerinin %80'i plastiğe ihtiyaç duyuyor. Eşyalar çevre kirliliği yaratmıyor. Asıl o eşyaları satın alınca çevre kirleniyor. Çevrecinin ilk refleksi benim buna ihtiyacım var mı demek olmalı. Bunu herkes yapabilir. Buna ben de dahilim. Herkes kendi kendine bu soruyu sorabilir. Donc le premier mouvement écologique, ça veut dire est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et donc ça s'applique à n'importe qui. À moi aussi évidemment, mais à n'importe qui. Şu anda konuk olduğum ihtişamlı ve şahane evden bahsedelim. Tasarım ve inşaat süreci uzun ve sancılıydı. Evinizi gördükçe ve içinde dolaştıkça kendinizi mutlu hissediyor musunuz? Mutlu olduğumuzu bilmeden önce hedefime vardım mı sorusunu cevaplamalıyım. Amacım 30 yıldır süren bir takıntıyı sonlandırmaktı. İnşaatı bitmiş ve döşenmiş pahalı bir ev için fiyatı bir hayli uygun. Her zaman riskleri ortadan kaldırmak istemişimdir. 35 değişik tasarımdan oluşan, harcadığı enerjiden daha fazlasını üreten, ekolojik dengeyi bozmayan ve insanların benimsemesi için sadelik içinde çizilmiş evler sunuyoruz. Bu evin özelliklerini barındıran bir ev tasarlamak benim sunmak istediğim bir hizmetti. Evler makul bir fiyatla satılıyor ancak sistemimiz hala oturmuş durumda değil. Eğer iyi bir sanayileşme örneği gösterilirse evlerin fiyatları araba fiyatları kadar olabilir. Voiture.
Seyircilerimizi bilgilendirmek için 5 oda 1 salonu olan bu evin fiyatı ne kadar? 5 tane çocuğum olduğundan dolayı bu ev biraz büyükçe. Herkesin 5 çocuğu yok. Ev ortalama 300 metrekare. Ev için metrekaresi 2000 euro olarak değer biçiliyor. Bu kalitede bir evinizin olması gerçekten de hoş bir şey. 600 bin euro yani. Evin gerçek fiyatı bu. Burada promosyon veya evin reklamını yapmıyoruz. Dünyanın en ucuz evi olduğunu da iddia etmiyoruz. Bunları söylemek zaten doğru olmaz çünkü bunu söyleyecek olursak gerçekliğin dışına çıkmış oluruz. Evin daha ucuzunu yaparsak dayanıklılığı olmaz. Dayanıklılık, satış ve miras günümüzde biraz eskimiş konseptler olarak gözükebilir. Ancak miras kelimesi tekrar değerini kazanıyor. Çevrenizdeki insanlara sorduğumda metrekare fiyatının 4500 euro olduğunu söylediler. Bu doğru mu? Hayır, eğer tüm opsiyonları alırsanız metrekaresi 4500 euro. Kendi şahsi güvercemle insanlara kaliteli bir yelpaze sunuyorum. Eğer havuz istiyorsanız havuz yaptırın, perde istiyorsanız perde alın. Sonra evinizle ne yaparsanız yapın. Bizim buradaki görevimiz evleri kataloğa koymak. Eviniz satın alınabilirlik prensiplerinizle uyuşuyor mu? Fiyatını göz önünde bulundurursak sizce evinizin fiyatı makul mü? Daha önce saydığım nedenlerden dolayı evet. Ortalama bir fiyat. Değerini hak ettiğini düşünüyorum. Mr. Green adındaki bir internet kullanıcısı sizin için en önemli faktör estetik mi yoksa işlevsellik mi sorusunu size yöneltmiş. Sayın Green çok şeker bir insan. Evinde internetinin ve bilgisayarının olması da şahane. Çünkü sorusunun 18. yüzyıldan geldiğini düşünüyorum. İşlevselliğin her yerde olması gerekiyor. Şiirlerin bile bir işlevselliği var. Bir şiirde kullanılan kafiyeler ve onun verdiği ritim o eseri güzel kılar. Kullanılan kelimeler sizde görüntüler canlandıracak ve fikir verecektir. En sonunda şiiri okuduğunuz kız kollarınıza düşecektir. Böylece işlevsellik kavramına uyulmuş olunur. Güzel olan her şeyin bir işlevsellik taşıması gerekir. La fonctionnalité aura été totalement respectée. Il n'y a rien de beau qui ne soit pas avant tout strictement structuré pour être fonctionnel. İşlevsellik kelimesiyle devam edelim. Bu ev için Rico ile beraber çalıştınız ve projelerinizde işbirliği yaptığınız birçok isim var. Bunlardan en tanınmışı da Steve Jobs. Gemisinin yapımı için beraber çalışmıştınız. Teklif size nasıl geldi? İş ortamı nasıldı? Bunun hakkında konuşmayı pek sevmiyorum. Çünkü bu proje Steve Jobs'un kendi özel projesi. Kendisi sır saklamayı severdi ve benim bunun hakkında konuşmam doğru olmaz. İşin özü, günün birinde kendisi için bir gemi istediğine karar verdi. Başta gemi fikrine sıcak bakmasa da bir gün fikrini değiştirip kendisine bir gemi hediye etmek istedi. Çünkü o da hayatı boyunca sıkı çalışan bir isimdi. Dünyayı tarayıp kendi felsefesine uygun muhatap olacağı bir tasarımcı aradı ve görünüşe bakılırsa o insan bendim. Gemiyi ben çizdim. Tasarlayan kendisi değil. Jobs gerçeğe çarpıtmasıyla ünlüdür. Gemiyi 1,5-2 saatte çizdim ve önüne maketi koydum. Hayallerindeki gemiden daha güzel olduğunu söyledi ve 7 sene boyunca ona dokunmadık. Steve ile tüm detayların üzerinden geçtik. Kendisi mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olduğundan ötürü çok yorucu ve efor gerektiren bir iş oldu. Steve mükemmeliyetçiliğin, düzenin ve takıntının tanrısıydı ve ben de kralıydım. Gerçekten felsefi bir ortak çalışmamız oldu. Bir alıntıya yorumda bulunmanızı istiyorum. Bir daha bu kalitede bir gemi olmayacak. Çünkü bu iki dahi böylesine zor bir çalışmayı tamamlamak için bir daha bir araya gelmeyecek. Bu doğru mu? Doğru. Bu imkansız. İki kişi arasında geçen bir akıl oyunuydu ve kimse bunu bir daha yapamayacak. Steve ile ben bir olmuştuk. Ortak bir vizyon, deneysellik ve değişiklik arayışı. Maddiyatı reddetme anlayışıydı bu. Maddiyatı reddeden anlayışta bir tekne yaratmak gerçekten büyük bir paradoks teşkil ediyor. Ama biz yine de başardık. Bu sorunu benimseyen, bir anlayışta olan, bu felsefeyi benimsemiş başka bir insanın olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca harcadığımız zaman ve beyin gücü paha biçilemezdi. Bu geminin bir eşi benzeri daha olmayacak. Même d'objet de production de cette folie maniaque.
Geminin dizaynını üstlendiği için buruk bir şekilde ayrıldığınızı söylediniz. Aranızda kırıklık olmadan bu sorunu atlattınız mı? Bu soruyu cevaplamayacağım. Dedikoduyla ilgilenmiyorum. Peki, o zaman çalıştığınız başka bir proje olan Virgin Galactic'ten bahsedelim. Elinizde uzaya yapılacak ilk turizm yolculuklarından biri için bir biletiniz var. Bilinmeyene doğru olan yolculuğa bakış açınız nedir? Virgin Galactic'e göre ben bir tapınak muhafızı gibi bir şeydim. Bu projenin tapınak muhafızıydım. Çünkü birçok insan bana bunun zenginlerin özel zevki olduğunu söyledi. Rolls-Royce'dan sonra yata, yattan sonra jete, jetten sonra uzaya para harcayacağız. Bu hem doğru bir fikir hem de yanlış. Uzayın fethi, uzayı sahiplenmek bizim işimiz değil, ordunun işi. Ve ben geleceğimi, büyük büyük çocuklarımın geleceğini orduya emanet etmek istemiyorum. Uzayı özelleştirmek, fiyatları düşürerek uzayı ulaşılabilir hale getirmek ilk etap. Bu bir son değil. İleriye yönelik bir hareket. Uzay yolculuk hakkında nasıl hissediyorsunuz? Açıkçası Virgin'e yazıldığım zamanla bu zamanın arasında ufak sorunlarım oldu. Şimdilerde klostrofobi krizleri geçiriyorum. Santrifüj eğitimine girerken de sorunlar yaşadım. Uzaya gidebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü sorunlar bir türlü çözülmek bilmiyor. Bu projenin sanat yönetmeniydiniz, uzay giysilerini siz tasarladınız. Ancak okuduğuma göre insanların uzaya çıplak olarak gitmelerini istiyordunuz. Bu doğru mu? Hayır, bu bir şaka. Bunu ne zaman söylediğimi bilmiyorum. Ama görünüşe bakılırsa tam da benim tarzımı yansıtan bir şaka. Evet, bunu söylemiştim. Bunu söylerken insanların uzaya çıkarken onlara engel olan bir şey olmamasını istemiştim. Bir kural vardır, bilir misiniz? Ne kadar çok madde varsa o kadar az insana ait olan şey vardır. Bu yüzlerce muhteşem insan için bir yolculuk. O sırada kendilerini rahatsız hissetmemeleri gerekiyor. Giysilerin dikişlerinden rahatsız olmamak, pantolonun kemerinin rahatsız etmemesi gibi şeyler. Rüyayla temas halinde olmak. O yüzden yolcuların çıplak olmasını istedim. Gerçi uzay giysileri minimal bir şekilde tasarlandı. Onları rahatsız etmez. En çok hangi tasarımınızla gurur duyuyorsunuz? Hayatımdan ve işimden tabii. İnsani açıdan baktığım zaman kendimle gurur duymuyorum. Hatta sıklıkla düşündüğüm kadar iyi olmadığım için kendimden utanıyorum. Aynı zamanda da yaşlıyım. Önümde en fazla 15 yıl var diyebilirim. Ve 15 sene sonra yakılmak ve küllerimle dürüst bir insan olduğumun yazılmasını arzu ediyorum. Corinne Venner'in sorusuyla bitirelim. Philip Stark, bana mutluluğun resmini çizebilir misiniz? Biliyor musunuz, insanlar mutluluğa fazlasıyla takıntılı. Hayat zorunlu olarak mutluluk üzerine kurulmuş, hayatın amacı mutlulukmuş gibi algılanıyor. Ama onu arıyoruz. Ben aramıyorum. Hatta bunu aramanın ahmakça olduğunu düşünüyorum. İlk başta hayatınızdaki rolü benimsemeniz lazım. Biz bir halatız. Her insan o halatın içindeki bir ip. Doğduğunuzda aileniz, toplum ve insanlık size halatta yer alması gereken bir ip veriyorlar. Bu ipleri bir halatın oluşması için hepimizin kullanması lazım. Bize verilen en büyük görev ailelerimizden gelen halatı sıkılaştırmak ve daha sonra onu gelecek nesillere daha sağlam bir şekilde devredebilmek. Benim yaptığım en iyi şey buydu. Mirasınızı en güzel, en mutlu, en düzenli, en dürüst ve bol mizahla çocuklarınıza devredebilmek. İşte bu güzel bir şey. Teşekkürler Philip Stark. Rica ederim. Felsefi bir tartışmaydı. Sandalyeden konuşmaktansa bundan konuşalım. Kesinlikle katılıyorum.